Bundan önceki videoda bir ışını prizmaya yansıttığımızda ışığın saptığını görmüştük. Bu sapmanın minimum bir değeri var ve bu videoda size bu değerin ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu değeri bulmak için işe buradaki açılara isim vererek başlayalım. Buradaki gelme açısına i diyelim. Kırılan ışının belirlediği bu açı da r, hatta r1 olsun. Bu arada bu açılar için prizmaya giren ışığı baz aldığımızı hatırlıyorsunuz, değil mi? Benzer şekilde aynı ışın bu yüzeye de düşecek. Prizmanın içinde kalan açılara R ismini vermek istediğim için buna da R2 diyeceğim. Son olarak prizmadan çıkan ışının belirlediği bu açıya da E açısı adını verelim. Dikkat ederseniz ışının iki defa kırıldığını görebilirsiniz. Kırılmaların biri burada, diğeri de burada gerçekleşiyor. Buradaki kırılmayı inceleyelim. Bu gelen ışının doğrultusuysa ışının aşağı doğru kırıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu açıda birinci sapma açısı olacak. Bunu da D1 olarak adlandırıyorum. Burada ise ışının doğrultusu bu ve kırılma yönü yine aşağı yönlü. İkinci sapma açısını da D2 olarak adlandıracağım. İşte burası. Bu durumda toplam sapma yani D, D1 artı D2'ye eşittir. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmeye çalışacağım ve bunu yapmak için de bu açıları i, r1, r2 ve e cinsinden ifade etmeyi deneyeceğim. Şimdi bir düşünelim. Önce buraya bakalım. Bu açı yani i, d1 ile r1'in toplamı, öyle değil mi? Evet, bu açılar ters açılar oldukları için d1'i i eksi r1 olarak ifade edebiliriz. D1'i i eksi r1 olarak yazıyorum. Benzer şekilde bana d2'nin neye eşit olduğunu da söyleyebilir misiniz? Burayı dikkatlice incelerseniz bu açının yani r2'nin bu açıya eşit olduğunu görebilirsiniz. Evet, bu iki açı birbirine eşittir. Neden diyecek olursanız da bunlar ters açılardı ondan. Bu açı e açısıydı. O halde d2 de e eksi r2'ye eşittir. Bunu da yazayım. Evet. D2 yerine de E eksi R2 yazıyorum. Sapma açısı İ açısı artı E açısı. Eksi R1 ve R2'yi eksi parantezine alarak eksi R1 artı R2 yazıyorum. Bitti gibi görünse de ne yazık ki bunun sapma açısı denkleminin son hali olduğunu söylememiz mümkün değil. Neden mi? Çünkü Snell yasasını kullanarak R1'in neye eşit olduğunu bulabiliriz. Evet, İ'nin neye eşit olduğunu biliyorsak, R1'in neye eşit olduğunu da bulmamız mümkün. Benzer şekilde R1'i bulduktan sonra burada bir takım geometrik cambazlıklar yaparak R2'yi de hesaplayabiliriz. R2'yi bulduğumuzda Snell yasasını kullanarak E'nin neye eşit olduğunu da bulabiliriz, öyle değil mi? Bu değerlerin hala neye eşit olduklarını bulabileceğimiz için buna denklemin son hali diyemiyorum. O halde denklemin son halini getirmeye çalışalım. Hadi işe koyulalım. Öncelikle R1 ve R2'den kurtulmaya çalışalım. Bunların neye eşit olduklarını bulmak için buradaki üçgene odaklanacağız. Evet, şimdi bu üçgeni gözümüzün önüne getirelim. Bakın, bu üçgende A, R1 ve R2 arasında bir ilişki bulabiliriz, öyle değil mi? İsterseniz videoyu hemen durdurun ve bunu birlikte yapmadan önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Bir bakalım, üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Yazıyorum, A açısı artı buradaki açı. Şimdi, dikkat ederseniz bu açının 90 derece olduğunu görebilirsiniz. Neden mi? Çünkü dikey olarak çizilmiş. Bu durumda bu R1 ise bu açı da 90 eksi R1'e eşittir. Yazıyorum, 90 eksi R1. Aynen bu açı gibi. Evet, doğru bildiniz. Bu açı da 90 eksi R2'ye eşit artı 90 eksi R2. Bunların toplamı da 180 derece olacak. 90 artı 90, 180 eder. Bunların ikisi birbirini götürür ve geriye A eşittir R1 artı R2 kalır. A, R1 ve R2 arasındaki ilişki işte bu kadar basit. Şimdi bunu da buraya yazacak olursak denklemimiz D eşittir I artı E eksi A'ya dönüşür. Şimdi ise E'den kurtulmamız lazım. Sırada o var.
Bunun bu formülü bulurken yapmamız gereken en zor değil ama en meşakkatli iş olacağını da şimdiden söylemek istiyorum. Dikkatlice bakarsanız E'yi Snell yasasını kullanarak R2 cinsinden ifade edebiliriz. Öyle değil mi? Sonra da buradan R2'yi R1 cinsinden ifade edebiliriz. Snell yasasını burada kullanırsak R1'i de I cinsinden yazabileceğimiz için E'nin I'ye bağlı olan bir sayı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu söylediklerimi yapacak olursak karşımıza ekranda gördüğünüz son derece korkutucu bu denklem çıkıyor. Bu arada her ne kadar göze korkutucu görünse de aslında korkulacak bir yanı olmadığını söylemek istiyorum. Sinüsler Snell yasasından geliyor. Ve eğer dikkat ederseniz buradaki bu kocaman ifadenin aslında E'den başka bir şey olmadığını görebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi E sadece ama sadece gelme açısı İ'ye bağlı bir değer. Bu denkleme odaklanırsak istediğimizi elde etmiş oluyoruz. Yani D'nin sapma açısının neye eşit olduğunu bulabiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi sapma açısı da sadece gelme açısı İ'ye bağlı bir değer alıyor. Videonun başında bunun ne zaman minimum değer alacağını bulmak istediğimizi söylemiştim. Bu noktada size matematiksel bir soru sormak istiyorum. Elinizde bir denklem varsa bunun minimum değerini nasıl bulabilirsiniz? Tabii ki türev alarak. Evet, bu denklemin türevini alırsak minimum değerin ne olduğunu da bulabiliriz. Ama bu denklemin türevini almak pek de kolay bir iş değil. Şimdi bu konuya matematiksel açıdan yaklaşacak olursak işler biraz karışacağı için gereğinden fazla zorlanacağımız için farklı bir yol deneyeceğiz. Merak etmeyin, bu yöntemde türev almamıza da gerek kalmayacak. D'nin i'ye göre grafiğini çizeceğiz ve minimum değeri grafik üzerinden bulmaya çalışacağız. Bu noktada bu denklemin grafiğini çizmemin de çok kolay olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Korkarım ki haklısınız. Ama neyse ki bize yardımcı olabilecek bilgisayar programları var. Hemen göstereyim. İşte size bahsettiğim grafik. Gelme açısı arttığında sapma açısının azaldığını, minimum değerine ulaştığını ve sonra da artmaya başladığını görüyorsunuz, değil mi? Bulmamız gereken değer işte bu. Bu grafiğin şekli N ve A'nın alacağı değerlere bağlı olarak da değişecektir. Demek istediğim, grafiğin şekli konusunda çok fazla endişe etmenize gerek yok. Evet, bulmamız gereken minimum değer bu. Peki, bu değeri nasıl bulacağız? İşin püf noktasını anlatıyorum. Hazır mısınız? Sapma açısı için herhangi bir değer aldığımızda, örneğin bu değeri aldığımızı düşünelim. Bu sapma açısını iki farklı i açısıyla elde edebileceğimizi görüyoruz. Bakın, bahsettiğim i değerlerinden biri bu. Diğeri de bu. Evet, bu iki i değeri bize aynı sapma açısını veriyor. Neden diye soracak olsam bana ne cevap verirsiniz? İki farklı i açısıyla aynı sapma açısını elde etmemizin sebebi ne olabilir? Nedenini anlamak için prizmamızı yeniden ekrana getirelim. İşte burada. İsterseniz hemen bir örnek üzerinden ilerleyelim. Gelen ışının açısı 20 derece olsun. Işının prizmadan çıktığı açı da 50 derece. Sapma açısına gelecek olursak, gelen açının doğrultusu budur. Sapma açısı da bu oluyor. Bu açının bir sapma değeri olacak ve bu değerin 20 derece olduğunu kabul edelim. Peki, aynı ışını ters yönden prizmaya yansıtırsak ne olur dersiniz? Bu durumda gelen ışının bu olduğunu düşüneceğiz. Yeni gelme açısı da bu olacak, öyle değil mi? Aslına bakarsanız geometri ya da Snell yasası gelme açısının hangi yönden geldiğini dikkate almaz. Çünkü elde edeceğimiz sonuç aynı olacaktır. Bu yüzden ışının ters yönde gelmesi durumuna göre de değerlendirebiliriz. Cevap aynı olacaktır. Bu durumda prizmadan çıkan ışın da bu olur. Gelen ışının doğrultusu bu. Prizmadan çıkan ışın da bu olduğuna göre yeni sapma açımız da bu olur. Ve gördüğünüz gibi bu iki açı birbirine eşittir. Sonuç olarak gelme açısı 50 derece olduğunda elde ettiğimiz sapma açısıyla 20 derece olduğunda elde ettiğimiz sapma açısının birbirine eşit olduğunu bulduk. Eğer buradaki açılardan birine i dersek diğeri de yani aynı sapma açısını elde ettiğimiz diğer açı da e açısıdır. Umarım anlatabilmişimdir. Bu noktada farklı iki gelme açısı için aynı sapma açısını elde ediyor olmamızın ne gibi bir önemi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun önemini şöyle göstermek istiyorum. Dikkatlice bakın.
Sapma açısının minimum değerinde bu M harfini minimumu temsil etmek için kullandım. Bu açıyı sadece ve sadece tek bir gelme açısı değeri için elde ettiğimizi görüyorsunuz, değil mi? Evet, burada bize aynı sapma açısını veren iki farklı gelme açısı yok. Bunun ne anlama geldiği ve bize nasıl yardımcı olabileceği üzerine biraz düşünmek ister misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bunun üzerine biraz kafa yorun. Bu tek bir anlama gelir. Bu noktada bu sapma açısında gelme açısıyla prizmadan çıkış açısı birbirine eşittir. Aynı sapma açısını bu iki açı birbirine eşit olmadıkları zaman elde ediyorduk. Grafiği inceleyerek sapma açısının minimum değerinde gelme açısıyla prizmadan çıkış açısının birbirine eşit olması gerektiği sonucuna ulaştık. Zaten soruyu türev kullanmadan çözmemizi sağlayacak püf noktası da bu. Hadi bakalım. Denklemleri yazdığım ekrana geri döneyim. Kendime biraz daha fazla yer açmak için ekranı yeniden düzenledim. Ne demiştik? Sapma açısı minimum değerini aldığında gelme açısının prizmadan çıkış açısına eşit olması gerekiyordu. Bu açıya özel bir isim verelim. I0 olsun. Bu iki açı birbirine eşitse Snell yasasına göre bu iki açının da birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. Öyle değil mi? O halde R1'in de R2'ye eşit olması gerektiğini not ediyorum. Bu açıya da R0 adını verelim. Ekranda biraz daha yer açalım. Bu arada bu yöntemle çok zor denklemler çözmemize gerek olmadığını görüyorsunuz, değil mi? Bu minimum değer için elde edeceğimiz durum. Bir sonraki adım olarak bunu buraya yerleştirebiliriz. Hemen deneyelim mi? Sapma açısının minimum değerinde i artı e için ikisi de i0'a eşit olduğundan 2i0 yazacağım. Eksi a. Sapma açısının minimum değerini hala bilmiyoruz. Çünkü i0'ın ne olduğu bilgisine de sahip değiliz. Ama elimizde bir tane daha denklem olduğunu hatırlıyorsunuz, değil mi? A eşittir r1 artı r2'den a'nın da 2r0'a eşit olduğunu yazabiliriz. Harika. Ama bundan sonra ne yapacağız? Burada i0, burada da r0 var. Ve ikisinin de neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Sizce d minimumun neye eşit olduğunu bulmak için ne yapabiliriz? İsterseniz videoyu hemen durdurun ve bunu biraz düşünün. Snell yasasını kullanarak i0 ile r0 arasında bir ilişki bulabiliriz. Merak etmeyin, sona çok yaklaştık. İlişkiyi bulabildiniz mi? Belki çok kolay fark edilebilecek bir şey değil ama son derece faydalı. O halde Snell yasasını uygulayalım. Bir bakalım. Evet, buraya yazacağım. Snell yasasına göre sinüs i0 n çarpı sinüs r0'a eşit olmalı. Şimdi de buradan i0'ın neye eşit olduğunu bulalım. Aklımızdan yapabileceğimizi düşünüyorum. İki tarafa a ekler, sonra da 2'ye bölersek d minimum eksi a bölü 2 buluruz. Buraya yazıyorum. A artı d minimum bölü 2. Eşittir n çarpı sinüs r0. R0'ın da a bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ve işte elde edeceğimiz denklemin son hali bu. A'nın ve n'nin ne olduğunu bildiğimize göre sapma açısını da kolaylıkla hesaplayabiliriz. Öyle değil mi? Kabul ediyorum. Pek kolay olmayabilir ama yine de hesaplanabilir. Hadi gelin. Bu noktaya ulaşana kadar neler yaptığımızın kısa bir tekrarını yapalım. Öncelikle sapma açısını gelme açısı ve prizmadan çıkış açısı cinsinden ifade ettik. Sapma açısının geliş açısıyla prizmadan çıkış açısı birbirine eşit olduğunda minimum değerini aldığını gördük ki bu gerçekten de çok önemli bir noktaydı. Sonra da bunları denklemlere yerleştirdik. Snell yasasını kullanarak da bu ifadeyi elde ettik. Size son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önceki videoda güneşin etrafındaki 22 derecelik halinin prizma görevi gören havada asılı buz kristalleri yüzünden oluştuğundan bahsetmiştik. Peki bu açı neden 22 derecedir? Çünkü bu prizmanın minimum sapma açısı 22 derecedir de ondan. Bunlar buz kristalleri yani su olduğu için kırılma indisinin ne olduğunu biliyoruz. Buz kristallerinin A değerinin de yaklaşık olarak 60 derece olduğunu bildiğimize göre değerleri yerlerini yerleştirince minimum sapma açısını yaklaşık olarak 22 derece olarak buluruz. Fizik ve matematik sayesinde güneşin etrafındaki halinin açısını bile hesaplayabilmek ne kadar güzel, öyle değil mi?